Gördüğünüz üzere elimizde gt fonksiyonunun grafiği var. Evet, bu t'nin bir fonksiyonu. Gelin bununla yeni bir fonksiyon tanımlayalım ve o fonksiyona da büyük g x diyelim. Evet ve bu şuna eşit olsun. Belirli integral içinde integralin sınırları t eşittir eksi 3 ile t eşittir x olsun. İntegral içinde de küçük gt çarpı dt olsun. Evet büyük gx fonksiyonunu böyle tanımladık. Şimdi gelin bazı değerler bulmaya çalışalım. Mesela büyük g fonksiyonunun x 4'e eşitken ve x 8'e eşitken neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Peki, videoyu durdurup bu yazdıklarımı kendi başınıza lütfen bulmaya çalışın. Ardından beraber çözümü yapacağız. Gelin ilk olarak büyük G4'ü bulalım. Bu ifade eşittir. X4'e eşitse integralin üst sınırı 4 olur değil mi? İfadeyi yeniden yazalım. Belirli integralin sınırları T eşittir eksi 3 ile T eşittir 4 oldu ve içeride küçük gt dt. Peki bu ifade neye eşit? Gelin bunun için grafiğe bir bakalım. Elimizde eksi 3 var. T eksi 3'e eşit. Eksi 3 burada ve t t Buradan başlayıp t'nin 4'e eşit olduğu noktaya kadar gidiyor. 4'ü de turuncu daire içerisine alayım. t'nin 4'e eşit olduğu yerde burası. Pekala. Bu eşitliğin anlamı şudur. t ekseninin üzerinde yer alan ve g fonksiyonunun altında kalan bölgenin alanı. O halde bu gördüğünüz bölge Burası T ekseninin üzerinde yer alan ve G fonksiyonunun altında kalan bir bölgedir. Ama bu diğer bölgenin alanını ona eklemeyeceğiz. Çünkü sarı renk ile taradığım bu bölge negatif tarafta. Bu bölgeye neden negatif tarafta veya negatif bölge diyoruz? Çünkü biz t ekseninin üzerinde yer alan ve g fonksiyonunun altında kalan bölgelerle ilgileniyoruz. Oysa bu bölge tam tersi özellikle öyle değil mi? Bu bölge t ekseninin altında ve g fonksiyonunun üzerinde yer alıyor. O halde bu soruyu çözmek için belirli integrali parçalarına ayırmamız gerektiğini fark ettik sanırım. Şurayı sileyim. İşlem yapmak için biraz yer açılsın. Evet eşitliği şu şekilde yazabiliriz. Mor renkle yazayım. Belirli integralimiz eksi 3'ten 0'a kadar gidecek. GT DT artı bunu da sarı renkle yazayım. Evet, artı. Bir önceki integralin bitim noktasından başlayacağız. Yani sıfırdan dörde kadar gideceğiz. gt dt Şimdi bu ifadelerden her biri neye eşitmiş? Onları bulalım. Burası bir üçgen. Taban uzunluğu üç birim olan bir üçgen taban uzunluğu 3 birim, yüksekliği de 3 birim öyle değil mi? O halde 3 çarpı 3 yani 9 çarpı 1 bölü 2 yani yarısı 3 çarpı 3 bize bu gösterdiğim karenin alanını veriyor ama üçgenin alanı bu karenin alanının yarısı. Yani ilk ifade 4,5'e eşittir. Evet bu 4,5. Belki sarı renkle taradığımız alan neye eşittir? Elimizde yine bir üçgen var. Taban uzunluğu 4, yüksekliği de 4 olan bir üçgen. O halde 4 çarpı 4, 16. Ama bu gösterdiğim karenin alanı onun yarısını alırsak 8 edecek. 8'i 4 buçuğa eklemeyeceğiz. Dikkat çünkü az önce de dediğim gibi burası negatif tarafta. Grafik burada t ekseninin altında yer alıyor. O halde bu ifadeyi bu integralin eşitliğini eksi 8 olarak yazacağız. Tekrar belirtelim neden eksi 8 olarak yazıyoruz? Çünkü grafikte ekseninin altında yer alıyor. Altında. Peki sonuç ne olur? Büyük G4 eşittir morla taralı bölgenin alanı eksi sarıyla taralı bölgenin alanı. Yani 4,5 eksi 8 değil mi? 4'ten 8 çıkarırsak eksi 4, ona 0,5 eklersek eksi 3,5 olur. Eksi 3 3,5. Belki gelin şimdi de büyük G8 fonksiyonu neye eşitmiş onu bulalım. Büyük G8. Az önce dediğim gibi videoyu burada durdurmanızı ve tıpkı büyük G4'ü bulurken yaptığımız gibi büyük G8'i de kendi başınıza bulmanızı öneriyorum. Büyük G8 neye eşit? Morla taralı bölge eksi sarıyla taralı bölge artı ekleyeceğimiz diğer alan öyle değil mi? Hesaplamamız gereken iki bölgenin alanı daha var. 8'e kadar gitmemiz gerekiyor. Evet buraya kadar. Bu sefer sarıyla taradığım bu yeni bölgeyi dikkate alacağız. Bu bölgeyi. Ayrıca bu bölgeyi de dikkate alacağız öyle değil mi? O halde eşitliği yazmaya başlayalım. Mor renkle başlayalım. Morla taralı bölgeyi gösteren integralin ifadesi. Eksi 3 ile 0 arasında Küçük gt dt öyle değil mi? Artı sarıyla taralı bu bölgenin tamamı bir önceki fonksiyonu bulurken kullandığımız bölgeye bu üçgeni ekledik. Yeni bölgeyi de ekleyince artı t eşittir sıfır ile t eşittir altı arasında kalan küçük gt dt son olarak da artı t eşittir 6'dan t eşittir 8'e kadar küçük gt dt diyebiliriz. Morla taralı bölgenin alanının 4,5 olduğunu zaten biliyoruz. Peki sarıyla taralı bölge Nasıl bulunur? Taban uzunluğu 6 birim, yüksekliği de 4 birim olan bir üçgendir bu değil mi? 6 çarpı 4, 24 eder yarısını alırsak 12'dir. O halde sarıyla taralı bölgenin alanı 12'dir değil mi? Sıra geldi son bölgeye. Ee, dikkat 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 bakın bizim de dikkatimizden kaçtı bu alan t ekseninin altında kalıyor ve grafiğinin üzerinde yer alıyor o halde başında eksi işareti olmalı şimdi sıra geldi son bölgeyi hesaplamaya bu bölge pozitif bölgede grafiğin altında kalıyor ve t ekseninin de üzerinde yer alıyor güzel bakalım 2 çarpı 4 8 eder yarısını alırsak 4 eder o halde artı 4 Peki sonuç nedir? 4,5 artı 4 8,5'tur. Ondan da 12 çıkarırsak bu eşitliğin sonucunu 8'den 12 çıkarırsak eksi 4 buluruz. Ona 0 onda 5 eklersek de eksi 3,5 buluruz. Şimdi iki fonksiyonun değeri neden birbirine eşit çıktı? Ya tesadüf mü veya öyle soralım değil mi? Bir düşünelim. Büyük G4 fonksiyonunun belirttiği bölgeyi taradıktan sonra büyük G8'in belirttiği bölgeyi taramaya devam ettik. Önce büyük G4 fonksiyonunun alanından bu taradığım üçgenin alanını çıkardık. Sonra da taradığım bu üçgenin alanını ekledik. Gördüğünüz gibi taradığım bu iki üçgenin alanları aslında birbirine eşit ama biri pozitif biri negatif yönde. Böylece aynı değeri önce çıkar. Sonra eklediğimizden ilk baştaki sonuç değişmemiş oldu.